denmiş. AB uzunluğuna, yani şuraya x diyorum. Şimdi biz burada kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Şöyle uygularız kosinüs teoremini. Burada 60 derecelik bir açı var. Biz şöyle varsayabiliriz. Eğer buradaki açı şöyle 90 derece olsaydı, Pisagor teoremini uygulardık. Pisagor teoremi şöyleydi. 90'ın karesi hipotenüs, yani x. X'in karesi eşittir 6'nın karesi artı 10'un karesi derdik. Eğer buradaki açı 90 dereceyiz. Ama 90 derece değilse, ki 90 derece değil, devamını şunu yazacağız. Pisagor teoreminin devamını. 2 çarpı şu sayılar 6 ve 10. 2 çarpı 6 çarpı 10. Bir de aradaki açının kosinüs. Kosinüs 60. Şimdi kosinüs 60'ı bir köşede hesaplayalım. Şöyle özel üçgen çiziyorum. Burası 90 derece, 30 derece, 60 derece. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2, 60'ın karşısı da kök 3. Şimdi x kare eşittir 6'nın karesi 36, 10'un karesi 100. Şurası eksi, şöyle yazayım, 2 çarpı 6 çarpı 10. Şimdi 60'ın kosinüsünü yazalım. 60 burası. Kosinüsü komşu dikkenar bölü hipotenüs. Yani 1 bölü 2 olacak. Şimdi şuradaki 2'leri sadeleştiririz. Yapıyorum işlemleri. X kare eşittir. Topluyorum. 136 eksi 6 çarpı 10. 60. Buradan x kare eşittir. 136'dan 60 çıkarsa 76 olur. 76. Her iki tarafın karekökünü alalım. Şöyle. Bu x'ler gider. X'imiz eşittir. Karekök 76. Tabii bu 76'nın bir kısmı kökün dışına çıkabiliyorsa, doğrudan doğruya çıkmayacak çünkü. Bir kısmı çıkabiliyorsa çıkartabiliriz. Bunun için şunu yaparız. Çarpanlarına ayırmaya çalışırız 76'yı. 76 38 çarpı 2'dir. 38'de 2'yi çarparsak 76 yapar. 38'i de 2 ile şöyle çarpanlarına ayırabiliriz. 38 de 19 çarpı 2 oluyor. Çarpı 2. Yani 76 aslında 19 çarpı 2 çarpı 2 olur. Şöyle yazarız. X eşittir 19 çarpı 2 çarpı 2'nin karekökü. Şimdi içeride 2 tane 2 var. Bunları çizip dışarıya bir tane yazabiliriz. Yani bizim x'imiz 2 karekök 19 olur.